Figanının üzerinde durduğu konu şu. Sizin şu andaki yaptığınız iş hukuken üfürükçülük, karşısındaki kişinin maddi ve manevi istismarına sebebiyet vererek ondan haksız kazanç elde etmek. Bakın. Ve bu istismar neticesinde maddi kazanç sağlamak. Bunun ceza yasamızda bir müeyyidesi olduğunu da bilirsiniz. İşte Müge Hanım, bir saniye. Müge Hanım, size madem ki siz üfürükçülük yapmıyorsunuz, madem ki karşınızdakini de istismar etmek niyetinde değilsiniz. Değilim. Metafizik ismi altında bir işlem yaptığınızı söylüyorsunuz. O zaman bu metafiziği biraz ortaya koyun. Yani gözle görülür, elle tutulur, nelerle uğraştığınızı ortaya koyun. İşte biz de sizin üfürükçülük değil, bu bahsettiğiniz metafiziğin varlığını öğrenmiş olalım. Üzerinde durduğu konu bu. Hepimiz bunu istiyoruz. Lütfen izah eder misiniz? Fizik ötesi dendiği zaman elle tutulur bir şey görebilir miyiz? Ya da aklınız var mıdır? Bana bunu gösterebilir misiniz? Beyin vardır ama akıl var mıdır? Tamam, siz ne yapıyorsunuz beyefendi? Siz ne yapıyorsunuz? Metafizikle ilgili uğraşarak siz ne yapıyorsunuz? Onu soruyorum ben size. Bu felsefi bir terim yani. Siz ne yapıyorsunuz? Bakın, bunu şu anda kısa anlattığım zaman yanlış anlaşılmalara sebep olacak. Yok, yanlış anlamayacağım ben. Siz ne yaptığınızı söyleyeyim. Mesela Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım, günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Kolay gelsin Müge Hanım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ya dün bağlanacaktım, bağlanamadım ama tam üç kağıtçının önünde paranın para zamanı, bizim 1.000 lira istedi, 500 liramızı aldı. Eşim dedi ki bu sosyete hocası dedi, gelecek olan Allah'tan gelsin dedi. Eşim rahatsızdı, felçliydi, ayağa kaldırırım dedi. Sizin felçli eşinizi ayağa kaldıracaktı. Ayağa kaldırırım demişsiniz. Evet, evet. Ve 5 yıl önce 500 liranızı mı aldı? 5 yıl. Evet, evet. 5 yıl önce benim ofisim yoktu ki yalan söylerken. Kızınız söylüyor zaten sizin yıllardır bu işi yaptığınız beyefendi. Kızınız söylüyor, daha artık ötesi var mı? Ya. Biz sizi aradık beyefendi. Nereye gelmiş? Bakın beyefendi, ben sizi yayına çağırmadan önce Arif Bey vasıtasıyla sizi aradım. Tamam. Karımda rahatsızlık var deyince tamam, fotoğrafını fotoğraf isteyen isteriz. Sizin. Karşımızda nasıl bir insan var onu görmek isteriz. Ha, görmek isterseniz ondan sonra da Hilal'in dediği gibi gönlünden ne koparsa mı? İşte yani gelirse ben ona emek harcarsam, vakit harcarsam. Tamam, o emeği nasıl harcadığınızı merak ediyorum beyefendi. Demek ki biz zavallı insanoğullarından farklı bir gücünüz var. Onu merak ediyorum. Bakın, yani bende yok öyle bir güç, mesela bir felçliği ayağa kaldırabilecek. Ben ona tekerlekli sandalye gönderebilirim ya da bir doktora yönlendirebilirim. Yani yapabileceği bir kişi var. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir felçliğe seni ayağa kaldırabilirim asla demedim. Yalan mı söylüyor Ayşe Hanım şimdi? Evet. Yalan söylüyormuşum. Şifayı veren sadece Allah'tır. Bunu söylemişizdir. Ha, dua edelim Allah şifasını versin inşallah. Bunu demişimdir. Bunun için size ama gelmesine ne gerek var beyefendi? Siz her sabah açtığınızda ben şuraya yayına çıkmadan önce Allah'ım beni yanıltma, şaşırtma, kimsenin günahına sokma, yanlış yaptırma diye dua ediyorum. Şimdi Allah'ım benim birilerine faydam olsun diye dua ederek çıkıyorum. Bizim Rabbim kabul eder. Yardımımız olsun. Siz de, size söylemenize gerek yok ki. Sabah kalktığınızda madem bu kadar güçlü bir üfürüğünüz var, Allah'ın bütün felçleri ayağa kaldırsın diye dua edin, kalksınlar. İnşallah Allah versin, herkes alsın yani. Evet, yani sana gelmesine gerek yok ki, bunun için para istemene gerek yok ki. Bildiğin duayı okursun. Müge Hanım, Türkçe okursun. İlla ki onları da ezberlemek zorunda değilsin. Türkçe ne biliyorsan onu okursun. Benim Rabbim yani sadece Arapça mı biliyor ya? Ben Türkçe dua edersem kabul olmayacak mı yani? Senin ne orada olur. Fatiha'yı kağıda yazmanla ne oluyor yani? Ne metafiziği? Ne metafiziği ya? Metafizik ne ya? Ne metafizik? Uydurup uydurup. Ben bunları size anlatamayacağım için. Niye anlatamıyorsun? Niye anlatamıyorsun? Bana şey üniversitede değil. Hocaları anlatıyor. Onların anlattığını anlıyorum da niye seni anlayamayayım? Aa, seni anlat. Ben anlamazsam i̇şte Rami Bey anlasın. O anlamazsa Şevki Hoca anlasın. Neyse, ben o konuya girmeyeceğim. Ama niye girin? Ama girin. Ama girin. Konumuz bu zaten. Sizin zaten böyle yaparak küçük bir çocuğu istismar etmeniz zaten asla konumuz, ana konumuz i̇stismar, bu. İstismar yok. Beyefendi, benim elimde mesajlarınız var. İstismar. Yani ben o çocuğu kırmamak için o mesajları okumuyorum. Tamam. Göndereyim mi sizin? Göndereyim mi stüdyoya size yazdığı mesajları? İster misiniz? Teşekkür al şunu. Ediyorum. Yok yok, göndereyim. Bak oku bakalım.
Ben bunu bir şey yap. Sesi keser misiniz? Bir dakika ya. Dur bir tane şey. Bir, benim sesimi keserseniz o duyabiliyor değil mi? Bir dakika dur canım. Hangisi bu? Bu oğluyla yazışmanız. Bu arkadaşının arkadaşıyla yazışmanız. Yazışması. Üç arkadaşın da... Ondan sonra bir dakika. Benimle alakalı mı yazmış? Bana mı yazmış? 13 Temmuz'da siz yanındaysanız size yazmış ha. Beyefendi. Siz yanında değilseniz başkasına yazmış. Bilmem. Size kalmış. Benim öyle bir mesajdan haberdar değilim. 15 öyle bir şey de yok. Olmadı da. Olmazsın. İyi bilmem. 13 Temmuz'da olmazsın. Yazmış. Sizin imam nikahı kıymak istediğiniz zamanlardaki. O nikah olayı öyle bir şeyimiz olmadı bizim. Hı hı. Peki bir hanımefendi telefonu attığımızda. Hanımefendi günaydın buyurun. Günaydın, iyi günler, iyi yayınlar Müge Hanım. Çok teşekkür ediyorum, buyurun. Arkadaşlarla otururken, avukat arkadaşlar, Süleyman Bey Konya'da avukat dolaşıyor. Karısından boşanacağını, Hilal'le evleneceğini söylüyor. Bununla da kalmıyor. Diyor ki, olur da bir gün bu kız bana bir iftira atmaya kalkarsa, beni istismar etti derse, bir taciz etti derse, bunlarla ilişkili Hilal'in elinden bir yazılı beyan, imzalı bir kağıt alabilir miyiz diyor. Bunu Konya'da avukat avukat dolaşıp söylüyor. Soruyor, bilgi edinmeye çalışıyor. Aynı zamanda yani ilk olarak Hilal'le gidiyor bu avukatlara. Karısından boşanacağını, Hilal'le evleneceğini söylüyor. Akabinde de yalnız kaldığında Hilal'in arkasından böyle bir beyanı, belgeyi alıp alamayacağını soruyor. Buna siz şahit misiniz? Arkadaşım şahit. Yemin edebilir misiniz yani? Tabii ki ederim. Avukat dolaşacak bir kişi değilim. Boşanmak için de avukata gitmişliğim yok. Kendim anlaşmayla boşandım. Herhangi bir avukat tutmuşluğum yok. Başka bir avukatla da anlaşma yapmışlığım yok. Yani bu iddia nasıl, nereden geliyor? Ben avukat niye dolaşmışım? Avukat arkadaşlar kabul etmedi. Bu olayı kabul etmedikleri için siz avukat tutamadınız. Ya iftira atarken evet. Düzgün bir iftira atın evet. Ne olur. Herkes yok, hayır bu iftira değil gerçek. Yemin edebiliyor musunuz? 17 yaşındaki bir kızı istismar edip... Yemin edebiliyor musunuz? Bu konunun gerçek olduğuna dair. Bakın benim avukatım var zaten. Bak, ama avukat dolaşmama gerek yok ki. Ben telefonla da çözerim. Bana bak. beni dinle la beni. Şimdi sen bu karşıdaki insana diyorsun ya yemin et bu doğru mu evet. diye. Evet. Sen madem çok inançlı bir insansın... Tamam. Sen de yemin etsene benim çocuğuma 17 yaşından bu yana cinsel tacizde uğratmadın ha. Yemin ederim. Eder misin? Evet. Daha lan belgeler. Mesaj ne? Belgelerle konuşuyor. Belgelerle. Mesajın benimle bir bağlantı alakası yok. O zaman bu mesaj ne? Benimle bağlantı alakası kim kime yazmışsa ona nasıl tamam o zaman sizle alakalı değilse yani sizinle beraberken başkasıyla ilgili mi atmış yani bu mesajı? Bir saniye. O zaman sizinle beraberken başka bir adamla ilgili atmış bu mesajını. Benimle beraber miymiş o zamanlar? 13 abi Temmuz evet. Sadece görüşüyor muymuşuz? 13 Temmuz. Bakın beraber miymişiz, görüşüyor evet, sizin muymuşuz? Sizin tam da imam nikahı kıymak istediğiniz zaman işte. Bakın öyle bir şey olmadı. Hı-hı. Nasıl olmadı beyefendi mesajlar tabii elimde ya. Hayır bizim nikah kıyma gibi bir durumumuz olmadı. Mesajlar elimde. Nikah kıyma gibi sizin bir durumumuz olmadı. Sizin attığınız mesaj elimde beyefendi kıza. Anladım da kıymadım öyle bir şey kıymadım yani. Kıydınız kıyamadınız ben onu bilmem artık şimdi gidip o kadarını yapamam ama gel. Niye? Üzerine hayır, doğru sizinle. Düzgün bir şeyler giy dediğinde o zaman sizin şu andaki yanınızdaki kız başka biriyle mi bunları yapmıştı? Onu mu söylüyorsunuz ya bakın, yani? Mesajı... Onu mu söylüyorsunuz kimin, beyefendi? Kim açık ve net soruyorum. Yanınızda kız çocuğu var. O öyle bir şey mi yaptı? He? Hangisi? Bakın mesajları... Hangisi? Kime hangi niyetle yazdıysa onu sen... ona sorun. Benim haberim yok. Yanında sen soracaksın. Senin evlenmek istediğin kadına ben ne sorayım? Senin evlenmek istediğin kadın ya. Sor. Var mı öyle bir şey? Yani o dönemlerimi hatırlamıyorum ki. Kimle ne yazıştın? O dönemlerimi çok fazla hatırlamıyorum. Sadece hain arkadaşlarım da. Yani hep böyle dalga muhabbeti, belden aşağı muhabbetler konuşuluyordu o dönem. Sesim geliyor mu benim? Hı. 13 Temmuz'da. O dönemlerde çok, yani o dönem değil sadece. Sürekli bir belden aşağı muhabbetler dönüyordu. Ki onların da bana attığı işte ben şu kızla şunu yaptım, şu erkekle şunu yaptım diye mesajları vardı. O dönemde çok fazla bir şeyler hatırlamıyorum yani. Ama lay lay lan bir mesajlaşma olmuş. Evet.
Keşke olmasaymış. Bak. Bak keşke olmasaydı. Ya. Ortaya çıkacak. Gerçekten. Gerçekten. Bak, ne, hangi ülkede, hangi dünyada yaşadığımı bazen şaşırıyorum ya artık. Lütfen ya, lütfen yani bu kardeşim. Yani bak hiçbir şeyi bari utan. Yaptığınız işi tutuklanacaksınız diye söyleyemiyorsunuz. Hayır. Yaptığınız hareketi milletin önünde beraber olduğunuz, nikah kıymak istediğiniz kadın, size göre kadın, bana göre çocuk, sizi gitmiş başkasıyla aldatmış, bunu orada 17 yaşındayken onunla beraber olduğunuzu söylememek için bunu kabul edemiyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki bu adama, bana kızını ver. Kedimi vermem size be. Kedimi vermem. Yani yaptığı işten, beraber olduğu kadından, yaptığı işin ve beraber olduğu kadının arkasında duramayan bir adam yani. Görüntü olarak tabii.